Manşete hoş geldiniz. Size Belçika'dan sesleniyorum. Birkaç gün daha bu ülkede olacağım. Dün sabah Brüksel'de başladığım turuma Belçika'nın birkaç şehrini dolaşacağım bu vesileyle. Dolayısıyla manşet yayınları evet kendi rutinini aksattı. Birkaç gün daha aksatacak öyle görülüyor ama fırsat buldukça yayın yapacağımdan kuşkunuz olmasın. Şu anda da turuma Anvers ya da Anverp farklı dillerde farklı telaffuzu olan çok şirin bir Brüksel'den sonra ikinci Brüksel Belçika şehrindeyim. Bütün gün dolaştım. Son derece keyifli oldu ama tabanlarım şişti tabir yerindeyse. Ama ara ara kafelerde oturdukça, ara ara dinlendikçe gelişmeleri takip ettim. Kim neyi ne biçimde ele almış, kim neyi ne biçimde değerlendiriyor veya nasıl yaklaşıyor buna bakmaya çalıştım. Avrupa'da böyle bir şehirde sadece İngiltere değil, bu Belçika için de geçerli. Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka gibi şehirler, İskandinav ülkeleri için de geçerli. Dolaştığınızda sokaktaki gündemin, politik gündemin, ekonomik gündemin bambaşka şeyler olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar çok da fazla ilgilenmiyorlar politikayla, siyasetle, genel gidişatla. Yaşamlarını etkilemiyor. Telefonlarını açtıklarında, buradan bir fotoğraf çekip paylaştıklarında o uygulamanın o gün çalıştığını veya çalışmadığını, yasaklandığını veya yasaklanmadığını falan bilmiyorlar, anlamıyorlar. Ya da anlayamazlar da zaten. Garip gelir. Yani bir sabah uyanıp da bir İngiliz için, bir Belçikalı için Instagram kapalıymış, Roblox çalışmıyormuş, TikTok da kapatılmış falan hayatın olağan akışına terstir. Fakat ne zamandır ülkede, Türkiye'de hayatın olağan akışına ters o kadar şey yaşanıyor ki bu sonuncusu da tuz biber oldu. Bunun ekonomik gündemi değiştirme maksatlı olduğu gibi tezler var. Ben de buna katılıyorum. Ama tek başına değil bu. Yani birkaç kere denediler sosyal ağları kapatmayı. Sonra tekrar geri aldılar. Vazgeçtiler. Ama belli ki bundan ya da vazgeçmiş göründüler ama belli ki unutmadılar ve belli ki hep ajandalarında bu konu vardı. Nitekim ajandalarında olduğunu Instagram kapatmasıyla gördük. İleri sürdükleri gerekçelerin hiçbir iler tutar yanı yok. Haniye'nin taziyesi yayınlanmış, yayınlanmamış. Başka platformlar da benzer sansür girişimleri uyguladıkları halde orada yapmadılar bunu. Bir biçimde test ettiler veya bir biçimde zaten canlarını sıkıyordu. Oradaki canlı yayınlar veya paylaşımlar veya bilemiyorum artık. Alt tarafını bilemiyorum ama bir takım içerikten dolayı veya rahatsız edici neyse artık. Hemen herkes rahatsız edici pek çok şey var sosyal ağlarda. Gerekçelerle topyekün şeyi kesmek, halatı kopartmak, kabloyu kesmek çok görülmüş bir şey değil. Ancak tabii Kuzey Kore'de, Çin'de, Rusya gibi ülkelerde söz konusu. Türkiye'de çoktan o ligde yerini aldı. Instagram'dan sonra Roblox kapatıldı Türkiye'de. Roblox bir çocuklar arasında popüler bir oyun. İnternet üzerinden oynanıyor. Benim de çocuklarım oynadığı için, özellikle kızım birkaç yıldır biliyorum. Ama bilmeyene de bir şey demem çünkü bu çocuklarla ilgili bir konu. Çocukların ilgi sahasına giren bir konu. Elbette anne baba olarak bazen çok fazla Roblox'un içine düştüğünü veya Roblox'tan çıkamadığını görüyoruz ve bir takım kısıtlamalar konuşarak ya da ne bileyim saat sınırlamaları getirerek falan biz de bununla nasıl baş edebiliriz falan diye düşünüyoruz. Ama hiçbir zaman bu hepten kapatılsın, kesilsin falan gibi bir düşüncem, bir inancım olmadı. Bunu ebeveynler, sorumlular yönetebilirler. Bu bir devletin, bir hükümetin işi olmamalı. Elbette siyasi nedenle bir takım yasaklamalar oluyor. Mesela İngiltere'de Rusya çıkışlı bir takım haber siteleri, haber kanalları falan yasaklı. Bunun siyasi nedenleri var. Bunu benimsiyor değilim. Bunun da karşısındayım. Fakat bu genel olarak toplumu sarsan bir konu değil. Yani Russia Today yayınlarını istiyoruz diye kimse yürümüyor. Eğer istediğinde de internet üzerinde farklı mecralarda falan meraklısı bunu takip edebiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Adalet Bakanı demiş ki Yılmaz Tunç işte toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişim
çocuk istismarı, şiddete teşvik filan. Sanki bu konularda sicilleri çok parlakmış gibi bu tarz açıklamalar yapıyorlar ve bunun böyle olmadığını kendileri de çok iyi biliyor. Fakat o değil de Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı zaten yaklaşan tsunami'ye haber vermiş. TikTok'un kapatılması gündemde. Milletimiz istiyor. Yani milletten birileri mail attığında istediğinde hemen, yani milletin her istediğini yapmak da değildir hükümet etmek. Anlatabiliyor muyum? Milletin söylediklerine kulak vermektir, değerlendirmektir. Oturur konuşursun mecralarla. İçerikleriyle ilgili tartışırsın, rahatsızlıklarını veya hassasiyetlerini iletirsin. Fakat bunu yapmıyorlar, yapmak da istemiyorlar. Sokakta beni görenler TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor. Bir de böyle dini göndermeler, cennet cehennem göndermeleri filan. Yani bu tür şeylere gerek yok ama taban veya vatandaş bundan anladığı için de böyle yürüyorlar. Hatta şey demiş, Atatürk'ü de karıştırmış bu Hüseyin Yayman. Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz. Onlar da böyle paylaşımlar. Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması, Mustafa Kemal figürünün trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Sanırsın çok da önemsiyorlar Atatürk'ü. Onu da geçtik ama bununla da sol mahalleye veya Atatürkçü mahalleye şirin gözükme veya onların da desteğini alma, onların da onayını alma çabasını gözlemleyebiliyorsunuz. Neden kapatılmış olabilir Roblox diye bakınca enteresan bir oyun ya da oyun görseli, oyun videosu, oyundan çekilmiş bir video dolaşıma girdi. Erdoğan oyunu varmış Roblox'ta. Vergiden kaçış. Oyunda amaç patron RT'nin oyuncuları öldürmeye çalışan vergilerinden kaçmakmış. Saray vergisi, nefes alma vergisi, yürüme vergisi, makam aracı vergisi, yaşama vergisi gibi. Evet. Bakalım iş nereye gidecek ama bu yol yol değil. Yani Instagram'ı Haniye taziyesi yayınlanmadı diye kapattılar. Fakat sonra başka bir şey çıktı işin arkasından. Oturup müzakere ederken neden terör örgütleri ve terör örgütü üyelerine destek veriyorsunuz veya onlara alan açıyorsunuz falan gibi gerekçeler sunmuşlar. Halbuki böyle söylemediler. Yani kamuoyuna başka söylüyorlar, içeride farklı pazarlık yapıyorlar. Ve bu esasen temelde rahatsızlıklarının ne olduğunu da gösteriyor. Yani sosyal ağlarda kontrolleri dışında bir sosyal ağ yapılanmasını veya sosyal ağ kamuoyu oluşmasını istemiyorlar. Bundan 10 yıldan uzun bir süredir rahatsızlar. 2013 Gezi eyleminden bu tarafa bir türlü baş edemediler. Trollerle yerli milli platform kurmaktan bahsettiler. 10 yıldır, 12 yıldır kuramadılar. Böyle bir niyetleri de yoktu zaten. Fakat sonunda kapatmayı veya kaynağından kesmeyi tercih ettiler. Ne olursa olsun. Yani Haniye demişken Haniye'nin yerine Yahya Sinvar geldi. Hamas'ın yeni lideri olması bekleniyormuş. Hamas'ın yeni lideri olduktan sonra acaba bu ateşkesi mi savaşı mı hızlandıracak? Bu bekleniyor. Türkiye-Hamas ilişkilerini de etkileyecek mi etkilemeyecek mi? Buna da bakılıyor. 61 yaşında Gazze çıkışlı, Gazze Üniversitesi çıkışlı tıpkı Haniye gibi. Bakalım ne olacak? Ama görünen o ki İsrail-Gazze meselesi, Amerikan seçimlerinin de kızıştığı şu ortamda bir süre daha kamuoyunu meşgul edecek gibi görülüyor. Ve maalesef Türkiye gibi ülkelere de bir takım platformları kapatmak için gerekçe oluyor. Ama şundan emin olabilirsiniz, kesinlikle ve kesinlikle gerekçe o değil. Bunun sağlaması da basit. Facebook da aynı gerekçeyi kaldırdı. Ancak aynı gerekçeyle Haniye paylaşımlarını kaldırdı, yasakladı ama Facebook'a bir şey yapmadılar. Kendi kitleleri ağırlıklı olarak orada olduğu için. Fakat kendi kitlelerini geçtim, orayı da kapatırlar. Yani onu da bir şekilde kendi kitlelerine pazarlarlar. Ha, Time'ın kapağında BB at War, yani BB savaşta, Benjamin Netanyahu savaşta ya da işte savaş hazırlığında gibi bir kapak da çıkmış. Asıl düşünülmesi gereken, kafa yorulması gereken bu. Şu anda oturup kafe köşesinde, Orta Doğu'da iş nereye gidiyor, 3. Dünya Savaşı çıkar mı gibi endişelere cevap verecek noktada değilim. Ama bir sohbet kıvamında götürüyoruz bugün manşeti. Ama bunu da kimse bilmiyor zaten. Yani bu bütün dünyada tartışılıyor. Köşe yazarları,
gazeteciler, politikacılar konuşuyorlar ve henüz bu konuda bu işin içinden çıkabilmiş değiller. Venezuela seçimi niye gündeme getiriyorum? Çünkü Venezuela'da %51 ile kendini galip ilan etti Maduro ve fakat seçimi çaldığı, muhalefetin sesinin yüksek çıkması, dünya kamuoyunun da muhalefetin tezlerini satın alması üzerine, muhalefeti dinlemesi üzerine ve pek çok veri var ki Venezuela'da seçimde muhakkak bir şey oldu, bir müdahale edildi ortada. Sosyal ağları patır patır kapatmaya ve insanları paylaşımlarından dolayı tutuklamaya başladı. Binlerce insan tutuklandı. Askerle birlikte ve kendi paramiliter güçleriyle birlikte Venezuela'da düzeni sağlamaya çalışıyor. Bilmiyorum bu defa başarılı olabilecek mi? 11 yıldır ülkeyi demir yumrukla yönetiyor. Fakat Erdoğan tebrik etmemişti Venezuela seçiminden sonra Maduro'yu. Enteresan bir gelişme oldu. Venezuela Dışişleri Bakanı'ndan öğrendik. Erdoğan Maduro'yu Türkiye'ye davet etmiş. Fakat muhakkak, yani telefonda görüşmüşler, muhakkak seçim başarısından dolayı da tebrik etmiştir. Ayrıca seçimi kazandığını tanımasanız bir lideri neden Türkiye'ye davet edesiniz ki? Ama dedim ya, bunu açıklamıyorlar kendileri. Dışarıdan öğreniyoruz, yabancı basından öğreniyoruz. İşte bu Venezuela Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı. Yukarıda İspanyolca, aşağıda da Türkçe paylaşmış. Evet. Siz söylemeseniz de Elinoğlu paylaşıyor. Ama siz işte Katar emirini paylaşıyorsunuz, sarayda görüştük falan. Bir de böyle acayip açıklamalar yapıyorlar. İki ülke ilişkileri bilmem ne. İki ülke ilişkileri gibi bir şey söz konusu değil. İki lider ilişkileri var. Ve akçeli konular var. Burada da Türkiye tarafından paylaşılmayan ama Katar tarafının paylaştığı bir fotoğraf var. Katar emirini havaalanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşılamış. Evet. Evlere Şenlik, AKP Genel Başkan Vekili Efkanal'a biz bu çağda bu kısıtlamaları istemiyoruz, özgürlüklerin garantisiyiz demiş. Gülün diye söyledim. İşte bu Burak Erdoğan paylaşımları internetten kaldırılıyor. Yani bir yandan sosyal ağları kapatıyorlar, öbür taraftan da internette paylaşılan kendileriyle ilgili haberleri kaldırıyorlar, yasaklıyorlar, sansürlüyorlar, kaynağından kaldırıyorlar falan. Ki doğru haberler. Yalanlayamıyorlar, bir açıklama getiremiyorlar. Tek şey kaynağından kesmek veya kaynağından kaldırmak. Haber de Burak Erdoğan'ın, Erdoğan'ın büyük oğlu. Çok da ortada gözükmez biliyorsunuz. Sağlık nedenleriyle, başka nedenlerle neyse. Sanatçı Sevim Tanürek'e çarparak ölümüne yol açmıştı. Ve Burak Erdoğan kusursuz bulunmuştu. O kazadan sonra ki İstanbul Belediye Başkanlığı dönemine denk geliyor Tayyip Erdoğan'ın. Hatta ona Erdoğan kusursuzdur, Burak Erdoğan kusursuzdur raporu veren adli tıpçı da daha sonra Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü yapılmıştı falan. Bu şekilde yani. Bu tutum zaten sosyal ağları neden kapatıldığını göstermesi yönüyle de yeterli zannediyorum. Bir başka konu, o kadar yolsuzlar ve o kadar arsızlar ki. Yani Doğu Perinçek'in danışmanı kimmiş? Emin Adanur. Emin Adanur. Yurttaşların parasını aldığı halde evlerini teslim etmemiş. Mahkemede 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış. Ama bunu, bu tür haberleri şeyde görmüyorsunuz. İktidara yakın medyada görmüyorsunuz. Muhtemelen bu Emin Adanur da kendisiyle ilgili bu haberleri kaldırtır. Bilmiyorum. Sadece bu uluslararası çapta artık tekel olmuş, belli başlı mecralar, sosyal ağlar falan değil. Türkiye'nin yurt dışıyla bağı da türlü nedenlerle kopartılıyor, kesiliyor. Bunlardan biri de resmi gazetede yayınlanan yurt dışından gümrüksüz alışveriş sınırının 30 euroya düşürüldüğü haberi. Enteresan bir şekilde Avrupa Birliği'nden gelen siparişlerde vergi %30'a çıkarılmış. O ülkeler dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde %60'a çıkarılmış. Bu neden? Çünkü döviz kurunu düşük tuttukları için muazzam bir dengesizlik oldu. Ondan dolayı zaten turizm bölgelerinde turizm yatırımcısı kan ağlıyor ve Türkiye pahalandı. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Benzer bir şekilde iç pazardaki ürünlerin fiyatı çok çok yükseldiği için yurt dışından almayı tercih ediyor insanlar ve onlara da vergi koyarak hayır oradan almayacaksınız, buradan alacaksınız gibi bir yönlendirme içindeler. Tamamen ekonomi yönetimiyle ilgili, faiz yönetimi, kur baskılaması, aklınıza gelebilecek her şeyi ve işletmelerle ve vatandaşın günlük muamelesiyle neyse
oynayan ve canı sıkıldıkça bir gecede aldığı kararla sabahleyin insanların resmi gazetede öğrendiği icraata imza atan bir ülke oldu Türkiye. Hiç mi iyi şey yok? Sonlara doğru var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024, 25, 26 yıl sonlarına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmemiş. 2024 sonu için güle güle ölürsünüz enflasyon tahmini %38. Bu arada Ekrem İmamoğlu olimpiyat evi açmış Paris'te ve 2036 İstanbul olimpiyatlarına talip. Bununla ilgili çok spekülasyon oldu kirası ile ilgili. Haftalık kirası 249 bin euroymuş, az değil yani. Bunu da sponsorlardan karşılayacağız demiş Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü. Fakat onun da açıklanması gerekir. Şeffafiyet gerekir yani. Hangi sponsorlar hangi ölçüde destek oluyorlar? Spor demişken Filenin Sultanları başarılar diliyoruz İtalya karşısında. Siz bu yayını seyrettiğinizde veya hemen sonrasında bu konudaki neticeyi de almış olacağız. Ama ben en azından şu aşamada sonucu bilmiyorum. Sonuç hakkında bir fikrim yok. İngiltere'den iki haberle kapatacağım. Banksy ki özellikle kamusal alanda ki çizgileriyle, resimleriyle, duvar resimleriyle meşhur. Üç resim çizdi Londra'da. İlki bir keçi, ikincisi iki fil, üçüncüsü üç maymun, dördüncüsü dört hayvan olacak. Hangi hayvan olacak falan diye tartışılıyor. Kendi Instagram hesabından da bunu duyurdu. Londra'da bir heyecana, özellikle Banksy severler, Banksy fanatikleri açısından da bir heyecana yol açtı. Enteresan. İnternette Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada İngiltere'de özellikle ırkçıların başlattığı bir haftayı aşan sürede yaktılar, yağmaladılar, insanları tehdit ettiler. Göçmen karşıtı gruplar büyük zarar verdiler. Onlara karşı bir tepki oluştu ve binlerce kişi Londra'dan Newcastle'a kadar bu ırkçı gruplara karşı protesto eylemi yaptı. Barışçıl bir eylemdi. O açıdan da sevindirici. Birileri hayır bu ülke sahipsiz değil demeye getirdi. Evet, bu şekilde. O arada özellikle göçmen politikasını eleştiren, göçmenlerle ilgili meselelerde çok duyarlı olan, hatta abartılı haberlere imza atan İngiliz bulvar basını ise işte ülke Britanya birleşti falan gibi başlıklar attı. Evlere şenlik. Yani bu yolun taşlarını sizler döşediniz ama işte gel gör ki basında da böyle bir hafıza sorunu var. Yani yapılan göçmen haberleri bir yönüyle ırkçıları ya da göçmen karşıtlarını tetikledi, onları kızdırdı, sinirlendirdi, kışkırttı. Ama sonrasında bir ulus karşı durunca, ırkçı eylemlere karşı, işte Britanya onlara karşı birleşti manşetlerini attılar. Son tahlilde evet, Britanya'da sağduyunun alanlarda son bir haftadır devam eden yıkıcı eylemleri protesto etmesi Britanya'nın geleceği açısından ve göçmenlerin statüsü pozisyonu açısından da önemliydi. Manşeti kapatıyorum ve Belçika'da biraz fazlaca işgal ettiğim yayın için bir kafe köşesinden yaptığım bu yayını noktalıyorum. Önümüzdeki bir hafta boyunca Belçika'dan farklı noktalardan karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşça kalın.